Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünden doktor öğretim üyesi Ali Osman Çıbıkdiken'le bu mevzuyu bir kez daha bu akşam masaya yatıracağız. Kendisinin görüş ve önerilerini alma fırsatı bulacağız. Sayın Çıbıkdiken, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum nazik davetiniz için. Biz teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık. Daha önce de yapmıştık Evet. programlar. Gerçekten çok Keyifli güzel, bir programdı. kaliteli, keyifli oluyor sizinle programlar. Teşekkür ederim aynı şekilde. Tekrar hoş geldiniz diyelim. Sağ olun. Şimdi yapay zeka, yani yapay zeka nedir? Bunu en başından tekrar almaya gerek yok herhalde. Zaten daha çok konuşulan boyutu bu bizim hayatımızı kolaylaştıran bir takım şeyler getiriyor ama bir takım şeylere de mal oluyor mu? Yani zararlı mı, faydalı mı boyutu? Siz ne düşünüyorsunuz orada? Genel bir çerçeve çizecek olsanız faydalı mı, zararlı mı noktasında neler söylersiniz? Evet. Şimdi tabii daha önceki o keyifli programımızda da yapay zekanın aslında bir teknoloji olarak nasıl dizayn edildiğini, hayatımıza nasıl girmeye başladığını genel hatlarıyla konuşmaya çalışmıştık. Artık o programdan bu zamana kadar geçen süre içerisinde yapay zeka akademinin, büyük şirketlerin kullandığı bir teknoloji olmaktan çıkıp son gelişmelerle beraber artık toplum içerisinde erişilebilir, bireysel olarak yapay zeka teknolojisini kullanabilir hale geldik. Dolayısıyla herkes bir şekilde eğer başına geçip oturduysa birebir onunla irtibata geçerek ya da bir tanıdığı bir çocuğu olabilir, bir yakını olabilir, yapay zeka ile ilgili bir şeyi böyle yaptım diye tarif ettiyse artık herkesin bir kulak dolgunluğu oldu. Bu teknoloji hayatımızın içerisine özellikle bu ChatGPT diye tanımladığımız yapay zekanın insanla etkileşimine geçen bir uygulama olarak yaygınlaşmasıyla beraber hayatımızın ortasına geldi. Yapay zeka da bayağı bir yol aldı bu Evet, süreçte. Evet. tabii ki. Zaten bunun arkasındaki gelişmeleri takip edebilmek hep akademik tarafın her zaman ön planda tuttuğu, oradaki araştırmaları hızlı bir şekilde yapmaya çalıştığı, büyük firmaların da bu tarz projeleri fonladığı bir alandı. Şimdi artık toplumda karşı karşıya orada kendi ihtiyaçlarına göre yapay zeka teknolojisini kullanarak insanlar bundan faydalanmaya çalışıyorlar. Evet. Şimdi hani bunları detaylandıracak olursak faydaları, zararları birazcık böyle karamsar bir tablo çizelim önce isterseniz. Karamsar bir tablo çizerken de çok konuşulan boyutlarından bir tanesi yapay zekanın bizim kişisel verilerimizi kopyalıyor, bir yerlerde kaydediyor, saklıyor mu? Mesela buradan başlayabiliriz. Sosyal medya özelinde daha çok konuşuluyor mesela bu. Evet. Kaydediyor mu, saklıyor mu? Tabii ki. Şimdi zaten yapay zeka yine genel bir tarifleme yapmak gerekirse elindeki verilerle aralarında bir ilişki kurarak bir sonuç üretmeye yönelik algoritmaların bütünü. Ve bunun bir yazılımlar sonucunda bilgisayar ortamında çalıştırılmasıyla bu elde ediliyor. Buradaki anahtar kelime zaten veri. Yani yapay zekanın daha iyi olabilmesini sağlayan şey verilerin çokluğu ve bu verileri işleyebilecek algoritmaların gelişmiş olması. Tabii bir de bilgisayar altyapısının bu bir hesaplama sonucunda elde ediliyor. Bu altyapının güçlü olması. Sonuç itibariyle bizim hayatımızda kullanmış olduğumuz başta sosyal medya uygulamaları olmak üzere pek çok uygulamadan verdiğimiz veriler ister resim olabilir, bu bir video olabilir, bir ses kaydı olabilir veya yazılı olabilir. Verdiğimiz bütün veriler karşı tarafta işleniyor ve yapay zekanın sizin hakkında daha iyi sonuçlar verebilmesi, sizi tanıyabilmesi adına da kullanılıyor. Özellikle Bunun bu içine kimlik bilgileri giriyor mu? kimlik Kaydedilen. bilgileri eğer tabii ki bu iletişim sırasında siz bunu paylaşıyorsanız, örneğin diyelim ki bir mesajlaşma uygulamasında karşı tarafta tanıdığınız bir insan bile olsa ona eğer kimlik fotokopinizin bir ekran görüntüsünü gönderiyorsanız bu da depolanıyor, bu da Mesela saklanıyor. sosyal medya hesabı açarken bu bilgileri yazıyoruz mesela. Evet. Kaydediyoruz. İstiyor sonuçta bizden doğum Tabii ki. tarihimizi, işte bir takım detayları. Mesela bunlar bir risk mi? Şimdi tabii uygulamayı kullanabilmek için bunlar ön şart olduğundan dolayı. Neden? Çünkü uygulama diyor ki ben sana bedava bu hizmeti sunuyorum. Tabii uygulamanın bu hizmeti bedava sunduğuna göre karşılığında bir şey alması lazım. O da sizin profiliniz. Sizin kaç yaşında olduğunuz, sizin neleri beğendiğiniz, hangi markalara ilgi duyduğunuz, ne tür müziklerden hoşlandığınız.
Arkadaşlarınızla mesajlaşırken ne tür kitaplara ilgi duyduğunuz, hangi konular hakkında fikir sahibi olduğunuz, siyasi görüşünüz, dini görüşünüz, bunlara varıncaya kadar tüm bu süreç yapay zeka algoritmalarıyla belli bir aşamadan geçiriliyor ve sizin bir profiliniz oluşturuyor. Tabii bu profil nerede kullanılıyor? Size gösterilen reklamlarda. Siz o reklamları kişisel olarak belki sadece size özgün gelmesinin arkasındaki sebebi merak ediyorsanız, işte bu yapay zeka algoritmasının verdiği cevap. Siz orada bir işte sosyal medyada bir postu parmağınızla kaydırırken birinde duruyorsanız, diyor ki bunun içeriğine ilgi gösteriyor. Ha, bunları seviyor. Aynen. Erotik oluyor mesela, değil mi? Evet, bir anda siz ne yapıyorsunuz? O videoyu seyretmeye başlıyorsunuz. Oradaki mesajı yayınlayan kişiyi belki like ediyorsunuz, belki takip etmeye başlıyorsunuz. İşte o andan itibaren sizin profiliniz artık yavaş yavaş şekilleniyor. İşte bu atıyorum 35 yaşında erkek, maaşlı çalışan birisi, işte metal müziğine ilgi duyuyor, siyasi görüşü net değil. Yani bunlar böylece bir yapı içerisinde, profil içerisinde değerlendiriliyor. Birkaç tane futbol videosu izlediyseniz artık hep futbol Aynen. videoları gelmeye Aynen. başlıyor. Hatta herkes muhtemelen bunu yaşamıştır. Mesela Borsa arkadaşıyla, videosu izlediyseniz evet, arka arkaya borsa borsa videoları. videoları geliyor. Bu artık sizin orada karşılıklı olarak ona verdiğiniz bilgilerin sonucu olarak ortaya çıkıyor. Tabii biz bu ürünleri bedava kullanıyoruz hayatımızda. O zaman burada bir motto var. Bir ürün bedavaysa ürün sizsiniz. Yani bu ana fikir ve sizin bilgileriniz gerçekten çok değerli. Yani size gösterilen özel bir reklamın fiyatı genel bir reklamdan çok daha pahalı. Çünkü diyor ki firmaya, ben seninle ilgilenebilecek kitleye bunu göstereceğim. O zaman bunun fiyatı 3 kat daha pahalı. Şimdi bunu kaydediyor. Evet. Yapay zeka yöntemiyle o ilgili sosyal medya hesabı kaydediyor bunu aslında, değil mi? Tabii sosyal medyanın kendi veri tabanı kaydediliyor ama sosyal medya uygulamasını yayınlayan firma aynı zamanda bir yapay zeka algoritması kullanıyor. Dolayısıyla neden? Çünkü doğru kişiye doğru reklamı gösterme gibi bir hedefi var. O orada kullanıyor. Tabii burada yapay zeka algoritmaların birbirinden bağımsız bir şekilde çalıştığı bir dünyadayız henüz. Ama siz bunu bu ChatGPT gibi ortamlarla beraber daha insan makina etkileşiminde hissetmeden kullandığınız andan itibaren artık oradaki sosyal medya hesabınızı buradaki bir algoritmada takip edebilir hale elbette gelecek. Mesela ben isim vermekten bu anlamda zaten bütün dünyanın bildiği firmalar vesaire olduğu için bir beis görmüyorum. Mesela Meta kaydediyor, değil mi? Bizim bütün Kesinlikle. bilgilerimizi. Ne yapacak Meta bunlarla? Mesela kötüye kullanabilir mi ilerleyen bir zamanda Meta bunu? Tabii yani kötüye kullanmayla ilgili süreç tamamen bu verilerle ilgili karar alıcıların davranışına bağlı. Eğer daha üst düzeyde düşünürsek, mesela bu firmaların çoğu biliyoruz ki Amerikan kökenli firmalar. Şimdi yarın bir Amerikan hükümeti dese ki elinizdeki verilerle ilgili biz bir çalışma yapacağız, bize verileri verin. Şimdi buradaki süreç artık yasal boyutuyla ilerleyebilecek bir süreç. Firma verebilir, vermeyebilir, vermemek için yasal süreçler başlatabilir. Amerikan hükümeti buna karşı bir yasal süreç başlatabilir. Bunlar oradaki gelişebilecek olaylara göre değişiyor. Ama burada önemli olan şu, zaten bunu zorlamaya da gerek yok. Siz ChatGPT ile mesela diyelim ki bir sosyal medya uzmanısınız. Ve diyorsunuz ki ona, benim böyle bir müşterim var. Twitter artık adını verdik, hesabı bu. Ve bu hesapla ilgili bu müşterim bir içerik yayınlamak istiyor. Onun faaliyet alanları da bunlar. O zaman bana düzenli bir şekilde burada içerik yayınlayacak bir post listesi hazırla, bir içerik listesi hazırla. Şimdi o zaman siz ne yapıyorsunuz? ChatGPT'ye o hesabı zaten verdiniz. O hesaptaki bilgilerle ilgili süreçleri tanımladınız. Artık ChatGPT sizin o hesapla ilişkili olduğunuzu artık biliyor. Yani buradaki ana unsur bu. Yani bir şeyi zorlamayla değil, biz zaten kendi elimizle teslim ediyoruz. Yani bundan bugünün dünyasında pek kaçmamız mümkün değil Mümkün herhalde, değil değil. mi? Özellikle dijital tarafta bir yoğunluğunuz varsa, ki hayatımızın dijital tarafı her geçen gün artıyor. Artık bilgisayar olmadan yapabildiğimiz bir şey yok. Mobil cihazlarımız olmadan yapabildiğimiz bir şey yok. Gittiğimiz yere, koordinatlarına varıncaya kadar her Gündemi, şeyi dünyayı açıyoruz. sosyal medyadan takip Aynen öyle. ediyoruz. Bu en hafifi mi?
bizim hayatımıza verebileceği zarar anlamında, yani kötü tarafı anlamında söyleyebileceğimiz. En hafifi. En uçları neler olabilir mesela? Başka en uçları neler olabilir? Şu anda mesela canlı olarak yaşıyoruz. Gazze'de bir zulüm var. İsrail'in orada işgalci tavrı içerisinde oradaki insanlara karşı yürüttüğü bir savaş var. Evet. Ve şimdi İsrail Savunma Bakanı çıkıp diyor ki, biz diyor 50 tane hedef belirliyorduk düşman hedefi olarak. Ama diyor artık yepyeni bir yapay zeka algoritmamız var. Ve biz artık günde 500 hedef belirleyebiliyoruz. Ve diyor ki bu 500 hedefin içerisinde çocuklar olabilir, bir bina olabilir. Bunu diyor biz bir yapmadık. Yapay zeka söyledi. Dronlarımız kalkıp, uçaklarımız kalkıp orayı bombalayıp geliyor. Yani bir savaşın adres içerisindeki. Veriyor. Tabii adres veriyor. Yani evet. Bu şu anda yapay zekanın bir ulus boyutunda, yani bir devlet boyutunda adamın tüm savaş stratejisini ortaya koydu ve burada önemli olan diyor ki ben belirlemedim, yapay zeka belirledi. Yani bu acayip bir şey. Evet. Ve suçu ona atıyor. O diyor hedef mi değil mi biz karar vermiyoruz. Biz verileri veriyoruz. O bunun hedef olduğunu söylüyor. Bizim görevimiz onu yok etmek. İsrail'de ya da değişik savaş alanlarında, Ukrayna'da vesaire, bu sıklıkla tercih edilen bir yöntem mi artık? Tabii savunma sanayinde yapay zeka çok etkili bir şekilde kullanılıyor. Özellikle biliyorsunuz bu İHA'lar, SİHA'lar, dronlar. Bunların ana hedefi buradaki ulaşılması gereken hedefi tespit etmede bir görüntü işleme teknolojisini kullanması gerekiyor. Evet. Orada gerçekten bu hedef var mı? Kendisine verilen şekilde tarif edilmiş mi? Görevi gidip onu bulmak ve yok etmek. Dolayısıyla görüntü işleme başta olmak üzere verinin de hızlı işlenmesi gerekiyor. Çünkü bunlar hızlı hareket eden cihazlar. Dolayısıyla oradaki zorluk görüntünün hızlıca alınması, hızlıca işlenmesi ve karar verilmesi. Burada daha tehlikeli olan bunun otonom olarak yapılmaya başlandığı zaman. Nasıl yani? Yani otonom hedefi sen karar ver. Bu zararlı mı değil mi? Ha, şeye bırakıyorsunuz. Evet. Kendisine bırakıyorsunuz. Kendisine bırakıyorsunuz. Oo, ve bunun evet. Çalışmaları başladı. Yani çok küçük, böyle avuç içine sığabilecek ve sadece gidip hedefe odaklanıp onu alnından vurabilecek şekilde dronların çalışmaları yapılıyor. Askeri boyutta değerlendirirsek asker robotlar hedeflerin içerisinde. Yani çünkü asker nedir? Hızlı bir şekilde karar alacak. Etraftaki çevresel koşullara göre de yapması gereken manevrayı yapacak ve elindeki cephaneyi kullanarak düşmanla savaşacak. Şimdi evet. İnsanı aslında hala üstün tutan şey pek çok hareketi eğer yapay zekayı robot gibi bir mekanik şeyin içerisinde değerlendirdiğimizde yapamıyor olması. Ama biz her gün bakıyoruz ki eğimli bir arazide artık koşabilen bir robot var. Evet. Tam düşecekken dengesini alıp tekrar ayakta kalabilen bir robot var. Takla atabilen bir robot var. Bunlar ne? Bunlar bir askerin yürütmüş olduğu temel faaliyetler. Şimdi biz bir savaş bölgesine bununla dolu bir asker robotları bıraktığımızda onu kim yönetecek? Otonom yapmak zorundayız ki hedefi tespit etsin ve yok etsin. Yani bazı şeyleri insanın yapamıyor olması aslında ahlaken diyelim. Daha iyi bir şey aslında baktığımız zaman bazen ortaya çıkaracağı zararlar anlamında daha iyi olduğunu söyleyebiliriz. Yani işin gittiği nokta anlamında yapay zeka. Dün Antalya'da bir haber vardı. Bir araç, Alman markası bir araç. Bu da yapay zeka herhalde anladığımız kadarıyla. Araç yaya geçidini görüyor, aniden frene basıyor. Otonom arkadan, bir şekilde. Arkadan gelen için. Motosiklette tabii onun duracağını bilemiyor. Sert bir şekilde araca çarpıyor. Orada bir kaza oluşuyor. Yani araç kendi kendine orada karar veriyor. Karar veriyor. Evet. Yani bu, inisiyatif kullanıyor ama bunun sonucu zararlı bir sonuç oluyor sonuçta. Burada tabii aslında orada insan olsaydı, yani oradaki kontrol insanda olsaydı hatta bunu bazen arkadaşlara da tartışıyoruz. Yani otonom araçlar hayatımıza ne getirir? Hatta birisi ya araba kullanmanın zevkini de elimizden mi alacak gibi evet. Böyle. Çünkü bazı insanlar için arabayı kullanmak bir keyif, bir onlara mutluluk veriyor. Şimdi tabii burada temel bakış açılarına eğilmek lazım. Yani otomobil bizi bir yerden bir yere götüren bir cihazsa eğer,
Bundan keyif almak yerine ne yapıyoruz? Bize zamanımızı kısaltıyor, işte oraya hızlıca ve güvenli bir şekilde ulaşmamıza imkan sağlıyor. Şimdi buradaki kontrolü çevresel faktörler açısından değerlendirdiğimizde insanın duyularıyla zararlı olabilecek, kritik olabilecek bir noktadaki karar verme süresiyle bir otonom yazılımın karar verme süresi arasında elbette ki kıyaslanmayacak şekilde otonom programların daha bir avantajı var. Neden? Çünkü bir sürü kamera var, sensör var. İnsanın gözüyle görebileceği bir ortam dışında alabileceği bilgiler var. Şimdi burada bir algoritma zarara değil, o zararlar içerisindeki minimizasyona bakıyor. Yani minimum zararı nasıl elde edebilirim? Hmm. Eğer ben bir yayanın hayatını kurtarıyorsam, bana motosikletin çarpması bir zarar olarak değildir diye karar veriyor. Hmm. Burada bunlar tabii geliştirilme aşamasında olan sistemler ve tamamen hayatımız dijitalleştiğinde aslında mükemmel çalışacak sistemler. Şimdi piyasadaki arabaların yarısı otonom çalışıyor, yarısı insan kontrolünde çalışıyor. O zaman otonom karar vermede hala bir sıkıntı var ama tamamı otonom olursa birbirleriyle de haberleşebildikleri için siz daha kavşağa yaklaştığınızda sizden daha hızlı gelen birine yol vermesini zaten diğer araca söylüyor. Diyor ki ben durdum, sen geçebilirsin. Yani böyle bir dünya bekliyor bizi. Araçların da birbirleriyle haberleştiği. Hedef de o mu? Hedef de o herhalde. Tabii zaten. Hedef bu. Evet, şimdi savaşların da artık yapay zeka ile yapılabileceği noktalara doğru evriliyoruz ki zaten çok sık bir şekilde sizin de dediğiniz gibi artık bu alanda da kullanılıyor. Ama işte tamamen robotların savaştığı, hani o filmlerde falan bilim kurgu gördüğümüz, bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz gibi o noktaya gelmesi ve kontrolün dediğiniz gibi tamamen onlarda olduğu bir noktaya eğer evrilirse bu dünya nasıl bir dünya olur? Bu da herhalde insanları en çok korkutan taraflardan bir tanesi. Şimdi böyle büyüyen, gelişen bir alan yapay zeka. Bunun bir kontrol eden mekanizması var mı bu alanı? Yani işte önlem alacak bir mekanizma, yani olumsuz, kötü amaçlı kullanılacağı zamanlarda. Var mı dünyada böyle mekanizma? Şimdi sonuçta bu algoritmaları geliştiren ya bir akademik laboratuvar, bir birim ya da adını piyasada artık duymaya başladığımız firmalar. Şimdi bu firmalar tabii ki bunların sahibi olduğu için sonuçta bunlar bilgisayarlarda çalışan yazılımlar. Ve bu yazılımları bu firmaların kontrolünde olduğuna göre istediği zaman bu yazılımı kapatıp devre dışı bırakabilir. Şu andaki genel bakış açısı bu. Ama insanlar birbirlerinden bağımsız olarak, çalışma grupları birbirlerinden bağımsız olarak yapay zeka ile ilgili çalışmalarını yürütüyorlar. Farklı algoritmalar çalışarak, farklı verileri kullanarak daha optimize olmuş, daha performanslı çalışan, daha minimum maliyetli, yani çünkü bunlar elektrik tüketiyorlar. Böyle çalışmalar var. Şimdi Avrupa Birliği diyor ki benim ülkemde, yani benim sınırlarım içerisinde Avrupa Birliği vatandaşlarına siz bir yapay zeka ile uygulamanızı kullandırtmak istiyorsanız ben bunu kontrol etmeliyim. Hmm. Yani sizin yapay zekanızın sınırları nedir? Nasıl çalışıyor? Nasıl karar veriyor? Tabii burada da bunu kontrol edecek bir komisyon mu olacak? Bir karar verici merci mi olacak? Bunlar akademisyenlerden mi oluşacak? Bunlar hep şu anda tartışılan konular ve Avrupa Birliği bununla ilgili bir komisyonu kurdu. Evet, en azından adım attı. Adı var. Hı-hı. Yani Amerika'da da yine aynı şekilde Amerikan Meclisi'ne bu tarz öneriler geliyor. Çünkü insanlar şundan korkuyorlar. Diyorlar ki tamam, bu teknoloji var ama bu teknolojinin hayatımıza negatif etki etme konusunda devletimiz buna bir önlem almalı. Yani bir regülasyon, bir bununla ilgili hukuksal altyapıyı da oluşturmalı. Hem bu algoritmaların kullanımından doğabilecek olumsuz durumları çözmesi için, hem de daha baştan, yani bir devletin görevi nedir? Vatandaşını korumak. Onun sağlığıyla ilgili korumak, ticari hayatıyla ilgili korumak, evlilik hayatıyla ilgili korumak. Kurallar böyle geliyor. Bu teknolojinin kullanımında da bizi korusun, devlet bizi korusun diye vatandaşta şu anda bir beklenti var. Evet. Ve bunun zararlarının da yaşanarak çıktığı, az önce konuştuğumuz örnekler gibi çıktığına göre demek ki bir otorite lazım bu teknolojinin otorite, kullanımını belirleyecek. Evet, şu an tam olarak bir otorite olduğunu söyleyemeyiz. Söyleyemeyiz. Bütün şu anda dünya tamamen için çalışmalar geçerli. Bağımsız devam ediyor.
Amerika'da, Avrupa'da en azından bu fikir konuşuluyor. Mesela Türkiye'de var mı böyle bir arayış? Türkiye'de şöyle, konuşuluyor mu bu? Bizim ülkemizin de hükümetimiz tarafından yayınlandığı şekilde bir yapay zeka eylem planı var. Yani bir strateji belgesi var. Ve bu belgede ülkemizin bu teknoloji alanında diğer ülkelerden geride kalmaması için yapılması gereken hem özel sektörde hem kamu sektöründe atılacak adımlar belirlenmiş durumda. Bu başlıklardan bir tanesi de bu. Etik ve hukuksal anlamda ne tür tedbirler alınmalı, neler yapılmalı? Bunlarla ilgili de bağımsız çalışma grupları var. Örneğin Ankara Barosu'nun bir yapay zeka araştırma merkezi var. Ben de o kurulun üyesiyim. Oradaki uzmanlarla, hocalarla, sektörden insanlarla tartışıyoruz. Böyle bir durum karşısında hukuk ne demeli? Tabii belki hukukun baştan yazılması gerektiği bir dünyayla karşı karşıya olacağız. Çünkü hukuk şu andaki temel yapısıyla insanlar arasındaki iletişimi, insanlar arasındaki oluşabilecek durumları değerlendiriyor. Pekala ben bir belgenin bana ait olmadığını, benim sesim, benim görüntüm kullanılarak üretildiğinde bunu nasıl ispatlayacağım? Bunun ispatını yaptığımda karşı tarafa nasıl bir yaptırım olacak? Bunlar hep şu anda masada olan problemler, masada olan, üzerinde konuşulan sorunlar. Evet, bu süreç gelişerek devam edecek yapay zekada. Dediğimiz alanla ilgili de, yani bu işin güvenliği anlamında da gelişmeler devam edecek gibi görünüyor. Şimdi biraz olumsuz taraflarını konuştuk. Yapay zeka hayatımızı ciddi anlamda kolaylaştırıyor diğer taraftan da baktığımız zaman. Herkes yaşayarak bunu görüyor zaten. Nelerdir bunlar diye sormak istemiyorum ama bu iş daha nereye kadar gidebilir? Yani gelecekte bizi yapay zeka ile ilgili olumlu anlamda neler bekliyor? Evet. Şimdi tabii bir olumsuz sorunun çıkışıyla beraber bunu değerlendirmek daha güzel olacak. Yapay zeka ile ilgili herhangi bir etkinlik yaptığımızda, bir seminer, bir konferansa katıldığımızda o konferansın sorularınız var mı diye sorduğumuzda ilk sorulan soru, yapay zeka bizim mesleklerimizi elimizden alacak mı? Evet. Şimdi bu olumsuz bir soru. İnsan gücü artık gereksiz mi hale gelecek? Gereksiz hale mi gelecek? İnsanın evet. Tabii burada kullandığı güç sadece kas gücü değil. Evet. Bir beyin gücü orada oluşturduğu. Varlığı yani. Tabii ki bununla ilgili ürettiği hizmetler, ürettiği ürünler var. Şimdi bunlar tabii genellikle genç arkadaşlardan geliyor bu sorular. Üniversitedeki arkadaşlarımızla böyle sohbetlerim sırasında. Ve onlar mesleklerinden endişe duymaya başlıyorlar. Çünkü bakıyorlar ki ya bir tasarımcı mesela, grafik tasarım bölümünü okuyan bir öğrenciyi düşünelim. O ne yapıyor? Çeşitli uygulamaların kullanımını öğreniyor. Hocalarından tasarımla ilgili ilkeleri öğreniyor. İşte karşı taraftaki müşteriye tasarımıyla ilgili süreçte nasıl yaklaşmalı, ondan aldığı geri bildirimlere göre tasarımını nasıl şekillendirmeli, bunların yöntemlerini, yollarını öğreniyor ve çeşitli uygulamalarla da tecrübe ediyor. Ama siz yapay zeka ile çalışan karşınızdaki bir programa o sürecin tamamını anlatıp 5 dakika içerisinde bir cevap aldığınızda bu tasarımcı arkadaşı 15 günlük bir zaman dilimini alacak olan çalışma 5 dakikaya indiğinde tabii ki endişe duymaya başlıyor. Doğal olarak. Doğal olarak. Biz burada şunu söylüyoruz. Tıpkı nasıl sizin tasarım sürecinde öğrendiğiniz o uygulamalar varsa aslında yapay zeka da sizin için bir uygulama. Sizin işinizi daha iyi, daha kısa sürede karşı tarafı mutlu edecek şekilde cevap vermeniz için kullanabileceğiniz bir araç. Yapay zekayı siz kullanın mı? Siz diyor. Kullanın. Çünkü bu sefer şu var. Tabii şöyle de düşünebilir ya, o firma sahibi de geçer yapay zekaya sorar. Ama tasarımın temel insanlar tarafından ortaya konmuş olan ilkeleri var. Şimdi bu ilkeleri bir insan değerlendirebilir. Sonuç itibariyle yapay zeka uygulamasından çıkan sonucu o müşteri için uygun olup olmadığını karar verici bir insan lazım. Evet. Bize ne getiriyor bu? Zamanı çok verimli kullanmamıza imkan sağlıyor. 15 günde sürecek bir çalışmayı ben 1 saat içerisinde müşterime temsil ediyorsam, o zaman günümün geri kalanı benim kendi kişisel hayatımda daha farklı işleri yapabilmeme zaman ayıracak. Çünkü belki karşı taraf beğendiği için daha fazla ücret alabilme şansım da olacak. Bu bütün meslek dalları için aynı şekilde geçerli. Yapay zekanın girdiği sağlık, finans, tedarik zinciri,
finansal çeşitli uygulamalar. Gazetecilik insana, bile. Tabii sosyal medya, evet. Sizin alanınız olan medya. Hı-hı. Yani ne yapıyorsunuz? Size bir konuyla ilgili bir özet lazımsa, o konu hakkında hızlıca bir bilgi toplamanız gerekiyorsa, belki 3 günlük ve arayarak, zorlanarak ulaşmanız gereken kaynakları dahi bilmeden size zaman ayıracak bir şeyi bir saat içerisinde alıp, özetleyip önünüze getirdiğinde siz oradan çıkan sonucu değerlendirici pozisyonuna geçiyorsunuz. O, evet, bilgiyi kullanıp daha güzel bir program sunabilmek, daha iyi bir çıktı üretebilmek, bu şekilde ondan faydalanmış oluyorsunuz. Seslendirme yapılıyor, evet, artık yani. Mesela spikerler çok bunun durumdan rahatsız, acaba elimizden işimiz mi gidiyor vesaire diye. Ses kopyalayıp seslendirme yapılıyor artık. Yani sosyal medyada da bunun kötüye kullanıldığı durumlarla da çok fazla karşılaşıyoruz ama sonuçta böyle bir realitede de var artık. Kesinlikle. Zaten özellikle ChatGPT ile beraber, hı hı, bu etkileşim insani tarafı daha yüksek hale gelir olmaya başladı. Yani önceden sadece yazıyordunuz. İşte bana bu konuyla ilgili şu ölçekte 1000 tane kelimelik, sadece lise öğrencisinin anlayabileceği kelimeleri kullanarak bir rapor yaz. Ama şimdi sizin konuşma şeklinizi, sizin bir olayı ifade etme biçiminizi anlayıp sizin o biçiminize uygun şekilde içeriği üretir hale geldi. Sizin kullandığınız kelimelerle, sizin kullandığınız cümle yapılarıyla, yazılı, hmm, olarak. Son versiyonla beraber görüntünüzü, sesinizi de tanıyarak bu daha da bir üst boyuta taşındı. ChatGPT 4.0'dan mı bahsediyor? 4.0'ın Omni versiyonundan, O diye tanımladığımız, hmm, versiyonuyla beraber. Şimdi biraz ChatGPT'yi genişletelim isterseniz, hı-hı, burada. ChatGPT nedir? ChatGPT 4.0 nedir? ChatGPT ile ne yapılabilir? Ne işe yarar ChatGPT? Ve nasıl kullanabiliriz ChatGPT'yi? Biraz böyle bir ChatGPT bölümüne geçelim isterseniz. Tabii ki. Şimdi bir ilkel versiyonu diyelim. İnternet üzerinde bir konuyla ilgili çalışma yapmak istediğinizde ilk gittiğiniz yer neresiydi? Bir arama motoru. Sonuçta o arama motoru size aramak istediğiniz konuyla ilgili, bilgi almak istediğiniz konuyla ilgili kaynakları gösteriyordu. Ve siz ne yapıyordunuz? O kaynaklara, uygun olanlarına, belki bazısı hiç alakasızdı ama alakalı olanlarını tekrar oradaki bilgileri derlemeniz gerekiyordu. Okuyup, zaman ayırıp oradan bir çıkarım yapmanız gerekiyordu. Şimdi ChatGPT bu süreci sizin adınıza o sayfalardaki bilgilere erişilen, kullanılan ve sizin istediğiniz formatta da üretebilir hale geldi. Yani bilgiye ulaşmayı kısalttı ve daha pratik hale getirdi. Bunu ChatGPT nereden yapıyor? Mesela bu çok merak edilir. Şimdi ben diyorum ki yapay zekanın zararlarıyla ilgili bana bir dosya hazırla dediğim zaman kendisi de bir yapay zeka programı olarak hazırlayabiliyor mesela. Ama bunu nasıl yapıyor? Şimdi bu tarz uygulamaların arka tarafında internet üzerinden erişebilecekleri bir sürü kaynak var. Evet. Ve bu kaynakların birçoğunu biz manuelde erişebiliyoruz. İşte isim vermekte sıkıntı olmaz. Wikipedia mesela, insanlar gidip oradan bilgilere erişiyorlar. Bunun gibi pek çok kaynak var. Ve bu kaynaklar sizin çalışma yapmak istediğiniz alana göre daha özelleşebiliyor da. Örneğin bir akademik çalışma yapıyorsanız, diyelim ki bir siyasi tarihle ilgili bir konu başlığını, bir yüksek lisans, bir doktora tezi, ödevi olabilir. Gidip eğer spesifik olarak bir Amerikan siyasetiyle ilgili bir çalışma yapmak istiyorsanız, bu sefer Amerikan Kongresi'nin kaynaklarının bulunduğu internet üzerinden erişebileceği yerleri kullanıyor. Evet. Ve bunu nasıl yaptı? Bunu daha önceden oralarda araştırma yapan insanların arama şekillerini öğrendi. Hmm. Yani onu besleyen yine biziz aslında. Tamamen her şey kaydetme temeline dayanıyor. Tabii ki. Kaydetme, yeniden, evet, kullanma ve besleme. Evet. ChatGPT'ye geldiğimizde bunu önce dediğimiz gibi yazılı yapıyorduk. Sonra bu yeni versiyonla beraber kameramızı ve mikrofonumuzu açarak, işte mobil uygulama üzerinden sesli yapabilir hale geldik. Ve sesli yaparken o zaman şunu düşünebilirsiniz. Yani ne yapmalıyım? Yazarak söylediğimi acaba sesli olarak da aynı tonda mı söylemeliyim? O bizi diyor ki, senin ses tonundan ben neyi aslında istediğini anlamaya başladım. Siz aslında onunla konuşmaya başladıkça o sizi tanıyor. Hatta kameranızı açtığınızda
O sizinle etkileşime geçme arzusuna geçiyor. Diyor ki bugün çok solgun gözüküyorsun. Yani yoğun bir gün geçirmiş Konuş olmalısın. benimle diyor. Evet, yani Evet. yoğun bir gün geçirmiş Evet. olmalısın. Şimdi bu sizi aslında iletişime zorluyor. Neden? Sizin kullanacağınız yeni cümleler, ona anlatacağınız yeni bilgiler, sizin hakkınızda daha iyi bilgi sahibi olabilmek ve sizin profilinize uygun şekilde bir şey sorduğunuzda ona cevap vermesine imkan sağlıyor. Ve bir anda siz bir karşı tarafta program olduğunu değil, sanki bir arkadaşınızın olduğunu hissetmeye başlıyorsunuz. Bununla ilgili psikiyatristler çok bugünlerde mesela ciddi anlamda rahatsız. İnsanlar artık ChatGPT'ye soruyorlar psikolojik durumlarıyla ilgili. Kesinlikle. Destek oradan arıyorlar diye. Şimdi Bu da burada işin kötü taraflarından birisi mi aslında? şimdi şöyle, yani bir psikiyatır karşı taraftaki hastası veya herhangi bir sohbet anlamında söyleyebiliriz. Birisiyle konuşurken, daha doğrusu onu konuştururken ne yapıyor? Bunun eğitimini aldığı için o kişinin problemine yönelik olan noktaları aslında açığa çıkartmaya çalışıyor. Evet. Şimdi bu psikiyatır bunu bir eğitimle aldı mı? Aldı. Aldı. Bunlar bir kaynaklarda yazıyor mu? Yazıyor. Veya hocalarının tecrübesiyle elde ettiği vaka analizleriyle elde etti mi? Elde etti. Ve o insan bununla ilgili söz söyleme hakkına sahip oldu. Şimdi aynı süreci bir algoritmaya verip onun da aynı şekilde geçtiğini düşündüğümüzde elbette ki aynı noktaya gelmiş oluyor. Ve bunu karşıdaki insan bir bilgisayar programı değil, sanki bir arkadaşmış gibi ses tonu da alabiliyorsa size Evet. şaka yapıyor artık ChatGPT. Bir diyorsunuz ki ben bir mülakata gireceğim. Gireceğim şirket bu, tarif ediyorsunuz. Evet. Başvurduğum pozisyon bu. Bununla ilgili bana ne tür sorular gelebilir? Bir pratik yapabilir miyiz diyorsunuz. O diyor ki ya saçlarını mesela böyle yapma. Yana doğru tarasan daha iyi olur. Sonra arkasından şaka şaka diyor. Yani bu etkileşim ne yapıyor? İnsanı karşı tarafta bir program olduğu algısından çıkartmaya başlıyor. Ve siz daha da açılıyorsunuz. Yani ona nasıl arkadaşınızla konuşurken eğer belli bir mesafeye göre sınırlar koymazsanız her şeyinizi ona anlatmaya başlıyorsunuz. İşte bugün o iş yeriyle ilgili bir arkadaşla konuştum. O da bu departmanda çalışıyormuş. O hemen soruyor. O departmanda kaç yıldır çalışıyormuş? 2 yıldır. Peki o departmandaki 2 yıldır çalışan kişi oradaki firmayla ilgili sana ne tür bilgiler verdi? Şunu şunu söyledi. O zaman o hemen alıyor. Diyor ki firma sana çalışma faaliyetleriyle ilgili bu tarz bir soru sorabilir. O zaman sen buna hazırlıklı gidersen mülakatın daha başarılı olur. Üstüne bir de yöntem gösteriyorsa ne Tabii yapacağına dair. yöntem Evet. onu o soruya cevap vermeyle ilgili Hazır bir cevap. izleyeceği cevaplar, o firmayla ilgili sizin sahip olmadığınız ama onun hızlıca size özet olarak verdiği bilgiler, bunlar sizin bir mülakat sırasında başarılı olmanıza imkan sağlamış oluyor. ChatGPT'nin cevap veremeyeceği soru var mı? Yani mesela ben bu konuda bir şey diyemem diye bir şey var mı ChatGPT'nin? Öyle ya da böyle cevap vermeye programlı bir yapı. Ama belli alanlarda siz eğer onu güdümlü olarak zorluyorsanız o da programı hazırlayanların güdümlü cevaplarıyla size cevap vermek zorunda. Örneğin şunu sorabilirsiniz. İsrail ve Filistin arasında Gazze'de yaşanan bu durumla ilgili sence İsrail mi haklı, Filistin mi haklı? Şimdi o zaman neye bakacak? Kaynaklara bakacak. Filistin'in bakış açısını veren bilgiler mi daha fazla? İsrail'in bakış açısını veren bilgiler mi daha fazla? Ve bu algoritmayı yapanların İsrail'e olan bakış açısı mı daha olumlu? Filistin'e karşı bakış açısı mı daha olumlu? Ona göre bir cevap Ona göre verecek. cevap verecek. Siyasi görüş yine aynı şekilde. Bunlarla ilgili süreçler aslında arka tarafta mesela son zamanlarda yine gündem biliyorsunuz. Bu televizyon şarkı yarışmasıyla beraber tekrar geldi. Cinsiyetsizlik. Yani Evet. bir erkek bakış açısı, kadın bakış açısı diye bir şey yok yapay zekada. O diyor ki ben sana cevap veriyorum. Hatta bunu metin olarak almaya çalışırsanız size cevap verirken erkek ya da kız fark etmez diyerek o cevabı size veriyor. Yani bir erkek bakış açısıyla sizi değerlendirmez.
verdiği cevapta. Veya o kadın zaman, bakış açısıyla değerlendirmez. O zaman ortaya şöyle bir durum çıkıyor. Şimdi küreselci bir kafaya daha yakın bir şeyden bahsediyor olabiliriz. Çünkü yani, onlar üretti. Onlar yani. Üretti. O zaman şartlı olarak vereceği cevaplara hazırlıklı olmamız lazım. Yani ChatGPT'nin işte LGBT konusunda söyleyeceği şeylere ya da işte İsrail'le ilgili söyleyeceği şeylere önceden hazırlıklı olarak kesinlikle her söylediğini doğru olarak kabul etmemek yaklaşımıyla yaklaşmak gerekiyor o zaman. Kesinlikle. Bunun pratik vakaları da ortaya çıktı. Amerika'daki bir davada savunma avukatı ChatGPT'yi kullanarak çeşitli savunma materyalleri oluşturdu. Ve bunu mahkemede sundu. Ve sonra baktılar ki verilen bilgiler doğru değil. Evet. Ama o ne yapıyor? Siz az önce dediniz ya bir cevap vermek zorunda mı? O diyor ki yani sana senin bana verdiğin istediğin şeylere göre benim elimde bunlar var. Onu verdi ve onların çoğu sahte. Evet. Yani o bilgiyi mutlaka bir süzgeçten geçirmek gerekiyor. Biz burada bazen öğrencilerimize ödevler veriyoruz ve onlar ChatGPT'ye yaptırıp geliyorlar. Şimdi burada aslında eğitimin paradigması da değişecek. Yani bunu da belki bir ayrı başlık altında çok iyi değerlendirmek lazım. Şimdi öğrenme nedir? Bilgiyi kullanma nedir? Bu bilgiden faydalanarak başka bir problemin çözümünde nasıl ben bu bilgiyi değerlendiririm? Yani ChatGPT'den bilgiyi alıp geldiği zaman o öğrenci onu öğrenmiş mi oluyor? Tamam. Üretkenlik tamamen bitiyor, değil mi? Yani sınavdan 100 aldı ama 100 almış olmak onu o bilgiyi kullanabilme becerisini, onunla ilgili başka bir şeyleri değerlendirebilme becerisini sağlamıyor ki. Ama evet. Şunu yapsa öğrenci, oradan elde ettiği bilgi benim 3 gün sonunda harcayacağım zaman yerine bu çıktılarla ben oturup bir değerlendirme yapabilirim. Buradaki ana fikirleri okuyabilirim. Bunlar arasındaki bağlantıları kurabilirim. Dolayısıyla bunu kim öğretecek? İşte yine görev üniversitelere düşüyor. Şu anda pek çok üniversitede yapay zeka teknolojilerini kullanabilme eğitimleri açılması planlanıyor. Yani nasıl kullanmalıyız? Nasıl kullanmalıyız? Hı-hı. Oradan elde edilen sonuçlara hangi sınırlarda güvenmeliyiz? İçeriye evet. Hemen kullanmalı mıyız? Bu tarz eğitimlerin verilmesi planlanıyor. Yapay zekanın kendi akademik tarafındaki çalışmalar zaten artık ivmelenerek hızlandı. Bu teknolojiyi başkaları kullanmak isterse onlara bu teknolojiyi nasıl anlatmalıyız? Şimdi süreç oraya doğru geldi. ChatGPT nedir? Ne işe yarar? Nasıl kullanılır? Başka nasıl kullanılır mesela? Ne işimize yarar hayatımız içerisinde? Yani işimize yaramadığı bir alan yok neredeyse yani. Tabii yani, ki bir sınırı var. Kesinlikle. Ya her bilim dalı diyelim veya faaliyet alanıyla ilgili mutlaka hızlı bir şekilde işte hızlıca bir görsel içeriği üretebiliyorsunuz, hızlıca bir video üretebiliyorsunuz. Ama bunlar ne yapıyor? Bir atıyorum bir finansal çerçevede değerlendirirsek bir firmanın bir sunumu var ve ürünlerle ilgili hızlıca bir videoya ihtiyacı var. Ve zamanı kısıtlı. Sabah diyelim ki sunumunu yapacak. O zaman ne yapıyor? ChatGPT'ye gerekli bilgileri veriyor ve bunu anlatan bana hızlıca bir video üretir misin? Video. Tabii. Artık video üretiyor. Video üretiyor. Hı-hı. Ve o videodaki içerikler normal bir tasarımcının belki 15 gün sonunda çıkartacağı kurgusunu yapmak, oradaki nesneleri belirlemek, arasındaki ilişkileri belirlemek ve size bunu alternatifli sunuyor. Yani bu da var, bu da var. Hangisini istersen seç. Bir rapor hazırlamanız gerekiyor. Siz oraya sadece metin giriyorsunuz, tabii, yazı giriyorsunuz, yani, şunu yap diye. Aynen. Ve o da video olarak size dönüşüyor. Video olarak veriyor, senaryo olarak veriyor. Yani tabii burada insanın becerisi olan, bir şeyleri üretme, eşsiz olan bunlar da sorgulanacak. Telif hakları bunlar da sorgulanacak. Bunlar orada önemli kullandığı noktada. Görüntüler. Kesinlikle. Sonuçta internetten mi topluyor? Tabii ki. Görüntüleri. Yani onları bozuyor. Onlarla ilgili bir bakış açısıyla. Örneğin Van Gogh'un bütün resimlerini veriyorsunuz. Ve siz diyorsunuz ki bana bir afiş yap. Van Gogh'un stiliyle olsun. Yani bunu sağlayabilirsiniz. Van Gogh adına yeni bir şey çıkarmış ortaya. Evet. Ama bu Van Gogh'u ortadan kaldırır mı? Kaldırmaz. Ama yeni sanatçıların ortaya çıkmasında bu içerik acaba yapay zeka ile mi üretildi, kişi kendisi mi üretildi? Artık bunlar da değerlendirebilecek
yeni yapay zeka algoritmalarına ihtiyacımız olacak. O dediğiniz yani işin eğitimle ilgili olan kısmı önemli bir kısım. İnsanların mevzuyu ne kadar öğrenebildikleri, eğitimden ne kadar hakkıyla faydalanabildikleri kısmı çok önemli. Yani bir insanın bir konuyla ilgili 4-5 kaynaktan tek tek araştırarak ortaya çıkacağı bir sunum yerine ChatGPT'nin bir anda 5 dakika içerisinde hazırlamış olduğu sunumu karşılaştırdığınız zaman öğreticilik anlamında gerçekten sıkıntılı bir durum. Yani buna eğitim anlamında önlem alınması gerekiyor aslında. Kesinlikle. Yani evet. O sonuçların değerlendirilmesiyle ilgili bir bakış açısı eğitimi alması gerekir bu kişilerin çıktıları kullanabilmesi için. Ekleyeceğiniz başka bir şey var mı ChatGPT ile ilgili? Aslında şöyle bir problem yakında bizi bekleyecek. Nasıl? Bizim bu teknolojinin teknoloji olduğunu farkında olduğumuz bir çağ yaşıyoruz. Şimdi tabletler bizim geçmişimizde yoktu. Evet. Sonra biz onun bir teknoloji olduğunu anladık ve ihtiyacımıza göre kullandık. Ama şimdi yeni doğan çocuklar tablet sanki hep varmış gibi hayatlarında şekillendiriyorlar. Tabletsiz bir anın olmayacağı, her şeyi tabletle yapacağı bir anı, yani onların doğal olarak hayatında varmış gibi, o bir teknolojiymiş gibi değerlendirmiyorlar. Hayatından çıkardığınız zaman büyük bir boşluğa düşeceği. Boşluğa düşeceği. Bunun psikolojik şeylerinde görüyoruz ailelerin hayatında. Şimdi aynı sürecin gelecekteki nesilde ChatGPT ile doğduğunu düşünün. Sanki ChatGPT hayatlarında vardı ve insan gibi de konuşabiliyorum. Ondan aldığım tepkiler insan gibi. O zaman bu çocuklar ne yapacak? Bu ChatGPT'yi sırdaşı yapacak. Evet. Diyecek ki arkadaşım, yani ben bugün böyle bir olay yaşadım. Onunla dertleşecek, onu anlatacak. Ve bu onun teknoloji olduğunun farkında olmadan hayatının içerisinde olacak. O zaman evet. O gelecek nesil bambaşka bir nesil olacak. Burası çok önemli. Yani nasıl günümüzdeki çocukların hayatından tableti, bilgisayarı sanki hep varmış gibi algılayıp bir anda yok edemiyorsak, o ChatGPT tabi adı değişebilir, başka şeyler olabilir. Yani insanla etkileşimi olan yapay zeka ürünleri onların hayatının bir parçası olacak ve belki bir insana verdiğinden daha fazla değeri ona vermeye çalışacak. Sırlarını, üzüntülerini, kaygılarını, sevinçlerini. ChatGPT açısından baktığınız zaman inanılmaz bir veri tabanı haline gelmiş olacak. Neredeyse bütün dünyayı birçok anlamda tek başına yönetiyor gibi bir duruma gelmiş olacak. Yönetiyor yani. Ve daha ilginci, herhangi bir konuda artık sizin nasıl cevap verebileceğinizi, biz şimdi ona soruyoruz ya, bu sefer karar alıcılar ona soracak. Bu kişi sence hangi partiye oy verir? Oo, evet. Bu kişi sence böyle bir eylem olursa nasıl cevap verir? Biz böyle bir şeyi açıklarsak bu kişi meydana gidip protesto eder mi? Bunlara artık cevap verebilir cevap hale gelir. Sizin hakkınızda sizi tanıyan bir... Mesela işte mesela insanlar bunu çok yapacaklardır. İşte altın ne olacak bir ay sonra, 5 ay sonra vesaire gibi. Şu anda bunlara cevap veremiyor. Ya da tahmin olarak söylüyor. Yani geçmişteki altının verilerine bakıyorum. Buna göre bence bu olur diyor. Ama tabii o kestirimi, onun tahmini belli bir matematik formülüne dayalı olarak çalışıyor. Gerçekleşebilir ya da gerçekleşmeyebilir. Cevap verebileceği noktalara da gelecek. Yani bunları düşündüğünüz zaman aslında böyle korkunç bir gelecek tasavvuru var aslında. Yani insanın kafasında, yani bizim için şu an öyle gibi görünüyor bana şahsen. Şimdi bizim burada algoritmalardaki tüm çıktılar aslında buradaki sonucun olasılığına dayanıyor. Yani ben sana %87 başarımla, buna biz yaklaşımla, başarı oranıyla sonuç bu olabilir. Örneğin bir onkoloji hastası için işte elimdeki verilere bakıyorum. Senin bana verdiğin veriye bakıyorum. %70 ihtimalle bu kanser. Orada ne var? Bir olasılık durumu var. Şimdi olasılık teorisini ortaya koyan Pascal diyor ki bir parayı attığınızda yazı ya da tura gelme olasılığı 1/2, yani %50. Evet. Ama diyor bu parayla ilgili, paranın yapıldığı madde, havanın direnci, parayı atma hızı, paranın deformasyonu, bana diyor bütün bilgileri verseniz
Ben diyor bu paranın ne geleceğini size söyleyebilirim. Şimdi burada ne var? Eksik olan bütün bilgileri tamamlayan şey olasılık teorisi. Evet. Ve diyor ki bütün her şeyi bilen Tanrı. O yüzden diyor Tanrı onun tura mı geleceğini, yazı mı geleceğini bilir. Yani evet. Bu eksik bilgileri tamamlayan şey hayatımıza giren teknolojik bu araçlar. Biz bir de bunların birbirine bağlandığını düşünün. Aracımız yapay zekaya bağlı. Ofise gidiyorsunuz, bilgisayarınız yapay zekaya bağlı. Arkadaşınızla sohbet ediyorsunuz, oradaki uygulama yapay zekaya bağlı. Kullandığınız kaynak yapay zekaya bağlı. Aldığınız çıktı yapay zekaya bağlı. Bütün bilgiler varsa sizin hakkınızda söylenecek her şeyi artık olasılıktan çıkartıp bu şekilde cevap verir deme şansını yükseltiyor. O yüzden dedim yani inanılmaz bir veri tabanı ve dünyanın geleceği anlamında tek başına yönetebilecek bir noktaya gelebilecek bir sistemden, bir teknolojiden bahsediyoruz. Bu korkunç bir şey yani aslında. İşte bu artık komplo teorisi biliyorsunuz insanların arasında kahve sohbetlerinde, çay sohbetlerinde konuşulan işte yeni dünya düzeni, tek bir insan ırkı, tek bir para, sınırların olmadığı bir dünya. Belki gerçekten bunun planlarının bir parçası içerisinde bu teknoloji nasıl kullanılır o insanlar da düşünüyor olabilir. Bunlar varsa. Teşekkür ediyoruz. Sohbet güzeldi katıldığınız için. Ben teşekkür Süremizin ediyorum. Sonuna geldik. Bir konuda KonTV bunu takip ediyor. Sürekli gündeme getiriyor. Bu fırsatı verdiğiniz için ben de kendim üniversitem adına teşekkür ediyorum. Evet, geleceğe hazırlıklı olmak lazım. Geleceğe yönelik o açıdan yapılan teknolojiyi, değişimi takip etmek gerekiyor. ChatGPT, yapay zeka hayatımıza getirdikleri, götürecekleri, götürdükleri bunları bir kez daha konuşma fırsatı bulduk. Doktor öğretim üyesi Ali Osman Çıbıktıken'e de bu anlamda teşekkür ediyoruz verdiği bilgiler için. Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi. Düzlemi noktalıyoruz bu akşam. Pazartesi tekrar birlikte olacağız. Görüşmek üzere, hoşça kalın.